Tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Binance mı, MX Global Borsası mı? Hangisi kullanılmaya daha uygun? Yani şimdi ikisi tabii ki de hani şu anda piyasada nasıl diyeyim size en çok tercih edilen kripto para borsaları, ama bakın ama diyorum. Bu ama kelimesi amadan önce kullanmış olduğun tüm cümleleri çöpe atıyor, ama burada atmasın. Bakın şimdi benim artık Binance'a güvencem kalmadı. Ben Binance'daki tüm yatırımlarımı MX Global'e çek. Keşke daha önce çekseymişim. Neden böyle düşünüyorum? Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ki Luna olayından sonra benim Binance'a da artık güvenim kalmadı. Çünkü Luna'nın düşmesine yardım ve yataklıkta bulunan en büyük destekçisi Binance. Binance'la birlikte bu operasyonu gerçekleştirip Luna, Binance'la bir oldu. İşin sonunda parayı kırıştılar. Kim ne derse desin. Tabii herkesin ben görüşüne, düşüncesine saygı duyuyorum. Benim görüşüm de bu şekilde. Kimse bana Binance'ı savunmasın. Çünkü hani ben Luna'dan sonra Binance'tan tamamen elimi ayağımı çektim. Tüm yatırımlarımı MS Global'e çektim. Ben şunu fark ettim. Aşağı yukarı 34 adet kripto para birimine yatırım yaptım. Bu 34 adet kripto para birimini MX Global borsasına aktardıktan sonra şunu fark ettim. Şimdi bir nevi arbitraj olmuş oluyor bu. Arbitraj ne? Şimdi Bitcoin, bak burada ne diyor? 467 bin lira. Bir de şöyle bir şey var. Her ne kadar Binance'da USDT üzerinden işlem yapsan da burada Türk lirası olarak gösteriyor. Görüyor musunuz? Ben Türk lirasıyla iş yapmayı sevmiyorum kesinlikle. Bu yüzden MX borsasında her daim dolar gösteriyor. Yani burada TL yok. Dolar üstünden her şeyi gösteriyor. Şimdi Binance'da Bitcoin 30.200 dolardaysa diyelim, MX Global borsasında 30.450 dolar. Değil mi? Siz Bitcoin'inizi buradan, yani Binance'dan MX Global'e attığınız zaman ne oluyor? Otomatik olarak yükseliyor sizin burada Bitcoin'iniz. 32-34 adet kripto para birimimi MX Global borsasına aktardıktan sonra aradaki fark ciddi oranlarda yüksek. Şunu anladım ben. Tamam, ben hani biliyordum ama MX Global borsasının fiyatları Binance'dan bir tık daha yüksek. Yani buradan daha fazla kar elde edebilirsiniz. Bundan sonra ben Binance'daki tüm defterlerimi kapattım. Artık Binance'da işim olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle işim yok. Çünkü zerre kadar güvenmiyorum. Bundan sonra yoluma MX borsasıyla devam edeceğim. MX Global borsasında daha kaliteli kripto para birimleri mevcut. Öyle çer çöp coinler yok. Bir. İkincisi ise hacimleri daha yüksek. Getiri ve kazanç oranları çok daha güzel. Ve komisyon çok daha az. Hele hele benim üyelik linkime tıklayıp da üye olursanız %30 daha az komisyon ödeyip %30 daha fazla kar elde edeceksin demektir. Bir de şunu da söylemek istiyorum. MX Global borsasının kendi tokeni var. MX tokeni. Bu token hani yıl sonuna doğru çok güzel yerlere gelecek diyorlar. Ben bugüne kadar MX tokenini kesinlikle hiç araştırmadım. Analizini yapmadım. Nedir, neyin nesidir bilmiyorum. Ama bunun hakkında çok fazla söylentiler var. Hatta tüm kripto para birimlerimi MX borsasına aktar aktardıktan sonra bir miktarda, hatta yüklü bir miktar diyelim, yüklü bir miktar MX tokeni de satın aldım. Evet sevgili dostlarım, siz de MX Global borsasına üye olmak istiyorsanız ve daha fazla kar elde edip %30 daha az komisyon ödeyip daha fazla kazanç elde etmek istiyorsan videonun açıklamalar kısmındaki üyelik linkine tıklayıp üye olabilirsin. Ben sizlere bu videoda MX borsasının avantajlarının daha yüksek olduğunu söylemek istedim ve Binance Luna'daki yardım ve yataklığından sonra tüm ilişkimi kestim. Güle güle Binance, yaşasın MX. Hadi hayırlısı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.